son 6 ayda benim bildiğim kadarıyla sadece Tunceli ve Diyarbakır'da 2 toplu mezar kazısı yapıldı. Her ikisinin ortak özelliği şu: biri Hüsnü Yıldız isimli bir Sivaslı yurttaşımızın 66 gün süren ölüm orucu eyleminin yarattığı baskıyla kerhen yapılmış bir kazı. Sonuçta 16 insanın kemiklerine ulaşıldı ve kemikler yaklaşık 7 aydır İstanbul Adli Tıp'ta kimliklendirmeyi bekliyor. Ötekisi ise Ocak ayının ortalarında başlayan ve İçkale'deki turistik restorasyon sonucu bulunan toplu mezar kazısı hala sürüyor ve kafatası sayısı 26. Bugün Adli Tıp'ın açıkladığı ön inceleme raporuna göre kemikler en az 50 yıllıkmış. Adli Tıp raporunu ön inceleme kanaatine ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama her iki kazının özelliği bir plan ve program dahilinde yapılmaması. Bir ölüm orucu eylemi ve turistik bir restorasyon sonucu bulunan toplu mezarların oluşu. Buradan şu çıkıyorum. Şubat 2011'de İHD Diyarbakır Şubesi en az 113 toplu mezarın yerlerini de haritalandırmak suretiyle göstermişti. O tarihten beri hükümetin, parlamentonun bu toplu mezarlar konusunda planlı ve programlı bir çalışma başlatmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Meclis eğer samimi olacaksa İnsan Hakları Komisyonu buradaki anneleri ve kayıp yakınlarını ikna edecekse, hanım tosunun TBMM'ye gelmesinin bir değeri olacaksa, bu toplu mezar kazılarının günlerdir gazetelerde yayınlanan harita doğrultusunda planlı bir şekilde yapılması lazım ve bizim ta Ağustos'ta Tunceli kazısından sonra önerdiğimiz gibi bu konuda spesifik bir komisyonun, toplu mezarları araştırma komisyonu kurulması lazım. Mecliste bunu çoğu defalar dile getirdik. Bugün bir kez daha sizlerin içinden buradan, İstanbul'dan meclise bu konuda adım atmaya çağırıyorum. Çok teşekkürler, başarılar mücadelenizden.